Sevgili mutfaktan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli enfes bir kek hazırlayacağız. Bunun için 4 adet yumurtam ve 1 su bardağı şekerimi mikserle yaklaşık 5 dakika kadar köpük köpük bir kıvam alıncaya kadar çırpacağım. Ardından yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı ılık sütümü ilave ederek çırpma teliyle karıştıracağım. Bu aşamadan sonra mikser kullanmıyorum. 1 su bardağı un, 1,5 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin eleyerek kek harcıma ilave ediyorum. Kuru malzemelerimi kek harcıma güzelce karıştırdıktan sonra tekrar 1 su bardağından 2 parmak kadar eksik un ilave ediyorum ve yine karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamada kesinlikle mikser kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Yumurtanızın o köpüksü kıvamını kaybetmemek için bir çırpma teliyle veya spatula ile karıştırabilirsiniz. Ortası delikli bir kek kalıbımın tabanını katı yağ ile yağlayıp üzerine hafif un serpiştirdim. Üzerine de yaklaşık 5 adet cevizi iri parçalar halinde doğrayıp tekrar ceviz serpiştirdim kek kalıbımın taban kısmına. Hazırlamış olduğum kek kalıbımın yaklaşık 1/4'ünü kek kalıbımın içerisine dikkatli bir şekilde döktüm. Geriye kalan kısmına da 1 yemek kaşığı kakao ilave edip tekrar spatula ile köpüğünü söndürmeden karıştırdım. Kek harcıma ilave etmiş olduğum sade hamurumun üzerine yine ortaya gelecek şekilde dikkatli bir şekilde döktüm. Bir bıçak yardımıyla kakaolu kek harcımı alttan üste doğru sade hamuruma yavaşça karıştırdım. Fırınımı önceden 170 derecede 5 dakika kadar ısıttım. Alttan ikinci rafa kek kalıbımı yerleştirerek yaklaşık 40 dakikada kekimi pişirdim kontrollü bir şekilde. Kürdan testi yaptıktan sonra kekimi fırından aldım. Fırından fırına pişme süresi değişiklik göstereceği için lütfen siz de kekinizin pişip pişmediğini kontrol edip o şekilde fırınınızdan alın. Kekim ılıştıktan sonra kenarlarını ve ortasını bıçakla hafif kurtardıktan sonra kalıptan ters çevirerek kekimi çıkardım. Tamamen soğuduktan sonra üzerine çok hafif pudra şekeri serpiştirerek servis ettim. Yıllardır uyguladığım tam ölçülü çok lezzetli bir tariftir. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Ben kekimi kalıptan çıkarırken sizler de henüz kanalıma abone değilseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden de haberdar olabilmek için bildirimler al zilini de aktif etmeyi unutmayın lütfen. Tariflerimizden daha çok arkadaşımızın faydalanması için videolarımı paylaşabilirsiniz. Ben dalgınlıkla açık havada flaşlı çekim yaptığım için kekimin güzelliğini sizlere tam olarak yansıtamadım görüntü olarak. Ama denediğiniz zaman eminim hak vereceksiniz. İnanın denenmeye değer bir tarif. Şöyle iç dokusunu da göstereyim hemen sizlere. Yumuşacık, sünger gibi bir kek. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni bir tarifle, yeni bir videoda tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.